Şimdi Anıtkabir durağından Kızılay'a geçiyorum metroyla. Kızılay'da biraz dolaştıktan sonra Kızılay Meydanı'nda oradan da Kuğulu Park'a gideceğim. Kuğulu Park'ta Besatçı'da gördüğüm bir park. Orayı da merak ediyorum. Gitmişken bir göreyim. Çok kalabalık metro. Şöyle görürsün. Çok yoğun. Hadi biniyoruz. Kızılay Meydanı'na metroyla geldik abi. Buradan Güven Park varmış. Yine Samsunlu Evren arkadaş sağ olsun bana yardımcı oldu. Şimdi Güven Park bu bombalı saldırının olduğu yermiş. O meşhur yıllarda. Ve çok meşhurmuş Güven Park. Şimdi oraya geçeceğim. Işıkların yanmasını bekliyorum. Arkamda da Kızılay AVM var. Bakalım hadi gidelim. Besatçı'dan biliyorum sadece Ankara'yı. Daha önce gelme fırsatım olmamıştı. Bakalım. Çok kalabalık Kızılay. Hani İstanbul'un Taksim'i gibi bir yer. Tek farkı turistler yok çok. Heykelin önünde herkes fotoğraf çekiniyor diyordu. Evren arkadaş izlerse. Türk ön çalış güven. Buradan da Kuğulu Park'a giderim biraz. Kızılay Meydanı'nda dolaşıp. Bombalı saldırılar falan olmuş zamanında. Ankara'da gerçekleşen olay, İstanbul'da havalimanlarında falan olmuştu bir ara seçim zamanları. Buradan az kalsın adım atıyordum ha. Burada merdiven yokmuş. Kocaman bir heykel var burada. Devam edelim. Yani park böyle. Bence çok aşırı bir meşhur bu parkmış ama aşırı bir şey yok gibi. Bilmiyorum. Bana beni cezbetmedi açıkçası. Ama hani insanların uğrak noktası gibi bir yermiş burası da. Kızılay Meydanı'nda olduğu için. Bir de bana kaleye çıkmamı tavsiye etti Ankara Kalesi'ne. Ben dedim orada Çinçin'e yakın falan diyorlardı en son. Problem yaşamayayım dedim. O da yok Ulus tarafında dedi. Belki oraya giderim. Kuğulu Park'a geldik. Şöyle alttan gidiyoruz. Burada kuşlara yem atıyorlar. Peki Harun'un Eda için kaçıp geldiği Kuğulu Park'ta. Bakalım Besatçı'daki o parkı bulduk. Kuğulu Park. Lan ne oluyor lan arkadaş? Saçma sapan konuşmalar. Bak hemen Besatçı'ya moduna girdik. Anlaralım moduna girdik. Lan arkadaş. Lan ne kadar uzunmuş ya. Yürü yürü bitmiyor yol. Otobüse bineydim. İyiydi. 413 numaralı otobüsler geçiyor. Bu bir şelale gibi bir şey oluyor. Kardeş. Niye sevmedi abi beni? Niye? Onda olup bende olmayan ne var abi? Niye sevmedi beni? Harun'un zerzenişleri. Besatçı fanları beğenip abone olsun. Şu an Kuğulu Park'ta oturuyorum. Arkadaşım Oruçan'ı bekliyorum. Biz Çanakkale'den arkadaşız. Hem izcilikten hem yurttan. Bayağıdır arkadaşız. Ankara'da yaşıyor. Hem de onu görmüş oldum. Hem de beraber Ankara Kalesi'ne gideceğiz. Onu bekliyorum şu an. Yani güzel Kuğulu Park.
kuğu var yani. Normal parkmış. Besatçı'da geçiyor diye geldim. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bakalım. Bekliyoruz. Daha gün gel sarılar. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın iyisin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür ya. Aa yakıyorsun ha. Şöyle atayım kanka. Sağ ol, şükür. Atla kanka. Arkadaşlar Uğurcan'la buluştuk. Böyle bir komik oluyor kanka ama yani yapacak bir şey yok. Merhabalar. Ankara'dayız. Ankara'nın bebesi mi diyelim sana, ne diyelim? Ne diyorlar sana? Yani. Öyle denmez beni, değil mi? Beni pek Ankaralı'ya benzetmiyorlar kanka. Nasıl ya? Sende şive de var. Şey kanka. Ankaralı şivesi de var. Yani ne bileyim pek yok. Var da az çok yani. Tam Ankaralı değilim yani. Zaten... Bir de şeyim sarışın falan ya. Normalde Ankara bebesi çok şey olmaz böyle. Siyah sakal işte. O zaman Çanakkale diyelim sana. Çanakkale olmak isterdim. Biz bu arada Çanakkale'den tanışıyoruz. Hem aynı üniversitedeydik, hem aynı yurtta, hem aynı topluluktaydık. İzcilik topluluğunda. Zaten diğer arkadaşlarımız da var izcilik topluluğunda. Onlar da selam olsun. Şimdi Ankara Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Ve Ankara Kalesi'ne gezdirecek. Aynen. Böyle bir kahve içelim sana. O, Ankara Kalesi ile ilgili bir rivayet var. Tesbih muhabbeti. Tesbih? Şöyleymiş. Mesela sana tesbih satıyorlarmış. Tamam mı? Evet, çocuklar. Ama şöyle. Diyorlarmış ki bu tesbih 5 lira. Sen de alıyor musun? Hı. Sonra işte diyorlarmış ki üstüne ismini yazdıralım mı? Hı. Her harf başına 10 lira 20 lira para alıyorlarmış. O doğru mu? Kanka oraya girersen yani geceleri çok şey değil ona, Ankara kale tarafları falan çok tenha yerler değil, o yüzden çok gezilmez yani oralar da, ama manzarası güzel olduğu için de gidilip görülmesi gereken bir yer yani. Anladım. Ama etraf çok tekin yerler değil, doğru ama dedim yani yaparlar onu. Cağ kebabı söyledi Orçan. Hazırlıyor, nasıl hazırlanır sen bize anlat. Kanka yani soğan. Aslında işin özü sadece soğan bence yani. Ekmeği salata, kopardın. Salata falan koyarsan sulandırıyor. Çok güzel olmuyor yani. Özellikle domates. Kocan soğan atacaksın içine bu kadar. Baharat varsa baharat. Niye malayla getiriyorlar? Şu mala mı? Şey olarak düşün bunu. Şişten çekiyorsun. Cağ kebabı ya. Nasıl, lezzetli mi? Güzel. Yani Ankara yemek gibi olmasın da. Şu aşağısı tarihi bir camiymiş. Şurada zaten şehri komple görüyorsunuz. Ulus tarafında kalıyor galiba. Değil mi? Ulus tarafında kalıyordu. Aynen. Şu yukarıda da kale var. Birazdan da yemek bittikten sonra oraya çıkarız. Oradan da size görüntüler bekliyor olur. Tarafı böyle bu yoldan Ankara Kalesi'ne doğru çıkılıyor. Aşağıda da manzarası var, Ankara gözüküyor. Şimdi çıkıyoruz. Böyle merdivenlerden çıkıyoruz. Yol üzerinde de tesbih, kolye satan ablalar var. Selamünaleyküm abla. Hoş bulduk. Al, sağ ol ablam ya. Tesbihle hiç aram yok, olsa alırım. Burada satıyorlar böyle işte. Buradan da giriyoruz. Oruçan'la buraya gelirken bir sürü yabancı gördük. Fransız, Alman. Her milletten var. Ankara böyle bir şey. Çok turistik bir mekan. Buradan şehri komple görebiliyorsunuz. Yukarı çıktığınız zaman. Bence tesbih almayın. Buraya geldiğinizde onu söyleyebilirim. Öneri olarak. Arkada şey var.
Lens harbi üstü güzel gözüküyor ya. Üstten güzel gözüküyor. Şimdi daha çıkmadı ama. Sevgilimden sonra ilk defa seninle çıkıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok onur oldum. Allah teşekkür ederim. Konya'ya gittiğimde de öyle diyorlardı. Tayfun abinin değerini bilin. Hadi ya. Instagram'a story atla onu görürsün, bakarsın bir ara. Ben de Orçan'ın kıymetini biliyorum. Diğerini biliyorum. This is Ankara. Yeah, it's beautiful, beautiful city. It's for you. Oh, thank you very much. I love that. Şey olsaydı, Fransızlar olsaydı biraz iş yapardık konuşan ama. Yes. Şurada da kalenin devamı varmış. Şöyle de full zaten şehir gözüküyor. Orçan fotoğraf çekiyor. Böyle bir yer. Buradan fotoğraf çekebilirsiniz. Gün batımını izleyebilirsiniz. Aşağıda da kafeler var zaten. Biz oradan geldik. Güzel oluyor. Gezebilirsiniz komple. Hem güneşin batışına doğru çıkmışız da. Bayağı güzel. Şurada Anıtkabir de gözüküyor. Şu Luna Park'ın arkası da yüksek hızlı trenin garının olduğu yermiş. Şu taraflarda Kızılay tabi. Bütün şehri görebilirsiniz. Burada da bir Ankaralı görebilirsiniz.